Şimdi 48. soruya geçelim. x kare ile x'in toplamı 42'ye eşitmiş. Bir saniye yazalım. x kare artı x eşittir 42. İse aşağıdakilerden hangisi x'in alacağı değerlerden biri olabilir diyor. Bu soruyu çözmenin en kolay yolu ikinci dereceden denklem şeklinde yazıp çarpanlarına ayırmak öyle değil mi? Yani x kare artı x eksi 42 eşittir 0. Şimdi düşünelim. Hangi iki sayıyı topladığımda 1'e eşit olur ve çarptığımda eksi 42 eder? Hmm. Çarptığımda sonucun eksi 42 olması sayılardan birinin artı birinin eksi olması gerektiğini söylüyor bana. İki sayıyı çarpınca sonucun negatif olmasının tek yolu bu. Yani biri pozitif, diğeri negatif olacak. Pozitif ve negatif sayıyı toplarken ikisi arasındaki farkı buluruz aslında. O halde... İki sayı arasındaki fark 1 ve bu iki sayının çarpımları da eksi 42 olmalı. 42 görünce de aklıma hemen 6 ve 7 geliyor açıkçası. Evet 6 çarpı 7 42. Bu sayıları topladığımızda muhtemelen 7'nin pozitif 6'nın negatif olan olduğunu göreceksiniz. Hadi deneyelim. x artı 7 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Evet, 7 çarpı eksi 6 eşittir eksi 42. Aslında 7x artı eksi 6x eşittir x. Yani 7 eksi 6 x eşittir 1x olur. Evet, işlemimiz doğru gidiyor. Çarpmayı deneyelim. Bu arada söylediğim şeyler öylesine değil. İki sayının toplamının 1'e eşit olması gerektiğini söylememin sebebi şu. Bunları çarptığınızda bu değeri oluşturan şey şu. 7 çarpı x artı eksi 6 çarpı x. Bunları çarptığınızda bu sonuca ulaşmanızı sağlayan şey işte bu. Bu terim x çarpı x'ten geliyor. Eksi 42 ise 7 ile eksi 6'nın çarpımından. Neyse, biz şu an henüz bu noktadayız. İki ifademiz var ve çarpımları sıfır. Bu da demek oluyor ki bu iki ifadeden en az biri sıfır olmalı. Yani x artı 7 eşittir sıfır. Bunu bulmak için de her iki taraftan 7 çıkarıyoruz. O zaman x eksi 7'ye eşit veya x eksi 6 sıfıra eşit. İki tarafa da 6 eklersek x eşittir 6. Yani x eksi 7 veya 6 olacak. Bakalım soruda A şıkkında eksi 7'yi görüyorsunuz. Evet cevabımız A şıkkı. Şimdi sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki denklemden bir tam kare elde etmek için denklemin her iki tarafına kaç eklenmeli diyor. Yani denklemin solunda tam kare olmalı. Tam kare ne demek? Eğer x artı a'nın karesi olsaydı bu x artı a çarpı x artı a demekti öyle değil mi? Bu da x çarpı x yani x kare artı x çarpı a artı sonra şuradaki x ile şuradaki a'nın çarpımı artı a kare. Bu da x kare artı 2ax artı a kare olurdu. Yani denklemin sol tarafının bu biçimde olmasını istiyoruz. İşte tam kare ifade bu. x artı a'nın karesiyle aynı şey. Şimdi nasıl yaparız bir bakalım. Evet, elimizde x kare eksi 8x eşittir 5 denklemi var. Bu arada şu boşluğu koymamın sebebi tam kareye ulaşmak için ekleyeceklerimin oluşu. Bir bakalım. Denklem şu biçimdeyken buradakinin tam kare olması için buradaki katsayı ne ise şuradaki terim bunun yarısının karesi olmalı değil mi? a kare eşittir 2a'nın yarısının karesi o zaman eksi 8 x'in yarısı da eksi 4 olur. Peki, eksi 4'ün karesi nedir? Artı 16. Bu da bir denklem olduğuna göre, denklemin bir kısmına ne yapıyorsak, diğer kısmına da aynı şeyi yapmalıyız. O zaman bu kısma da 16 ekliyoruz. Eklemezsek, denklemi bozmuş oluruz, öyle değil mi? Artık tam kare oluşturduğumuzu anladınız diye umuyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Eksi 4 ile eksi 4'ün toplamı eksi 8 eder, çarpımları ise 16. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 4. Bu da x eksi 4'ün karesi. Ve bu da eşittir 21. Bu konuda başka videolar yapmıştık. İkinci dereceden denklemleri oluşturmanın yolu bu. Yani size verilen ifadeyi uygun sayılar ekleyip tam kare elde ediyoruz. Videolarda bu konuları 5-10 dakikada anlatıyoruz. Yani anlaşılması çok da zor değil. Soruda bilmek istedikleri denklemin iki tarafına kaç eklediğimizdi. Kareye tamamlamak için denklemin iki tarafına kaç ekledik? 16 değil mi? Evet, cevap 16. Şöyle de çözebilirdik. x eksi 4'ün karesi 21 ise x eksi 4 ya eksi karekök 21'e ya da artı karekök 21'e eşittir. Yani x eşittir eksi veya artı karekök 21 artı 4. Ama soru bu değildi. O yüzden şimdilik bunu atlayalım. Peki, 50. soruya geçelim. Evet, 50. soru. Ee, 50 ve 51'i birlikte kopyalayayım ve evet, 50. soruya geçelim x kare artı 6x eşittir 16 ikinci dereceden denkleminin çözümü nedir diyor. x kare artı 6x eşittir 16. Burada ilk yapmak istediğimiz şey çarpanlara ayırma olabilir. Fakat burada önemli olan bunun ikinci dereceden denklem olduğunu görmek. Bunu çözmenin en iyi yolu da her bir terimi bir yerde eşitliğin bir yanında toparlamak ve bunu eşit sıfır yapmak. Daha sonra da çarpanlarına ayıracağız ya da belki ikinci dereceden kök bulma formülünü kullanacağız. Hatta tam kareye tamamlama bile olabilir. Bakalım. Önce her iki taraftan 16 çıkaralım x kare artı 6x eksi 16 eşittir 0. Her iki taraftan 16 çıkarıp bunu elde ettim. İkinci dereceden kök bulma formülüne geçmeden çarpanlarına ayırabiliyor muyuz diye bir bakalım. Hangi iki sayıyı topladığımda 6, çarptığımda eksi 16 eder. İki sayıyı çarpınca eksi 16 elde etmişiz. Yani iki sayının işaretleri farklı olmalı. Sayılardan biri pozitif, diğeri negatif olacak. Ve toplamları 6 olacak. Biri pozitif, diğeri negatif. Bir bakalım. Eğer sayılar 8 ve 2 olursa çarpımları 16 eder. Artı 8 eksi 2 olsa doğru olur. Çünkü artı 8 eksi 2 eşittir 6. O zaman, o zaman x artı 8 çarpı x eksi 2. Evet. Bu sorular için bolca pratik yapmak lazım. Kendinize soracaksınız hangi iki sayı olmalı? 16 ise o zaman 8 ve 2'yi seçerim ama işaretleri farklı olmalı. Burada da pozitif bir sayı olduğuna göre büyük olan sayının işareti pozitif olacak. Demek ki artı 8 ve eksi 2'yi seçersem ve bunları toplarsam artı 6 edecek. Doğru. Denklemimizi 0'a eşitlersek bu çarpanlardan en az biri de 0 olmak zorunda kalır. Dolayısıyla x ya eksi 8 olacak çünkü x artı 8 0'a eşitse her iki taraftan da 8 çıkarırız ve x eksi 8'e eşit olmuş olur. Veya x eksi 2 0'a eşit deriz. her iki tarafa da 2 eklersek x 2 de olabilir. Yani x'e ne verirsek parantez içleri 0 olur onu inceledik. Dolayısıyla cevap c yani x ya eksi 8 ya da 2. 51. soruya geçiyoruz. Lale x kare artı 4x eşittir 6 denklemini tam kareye tamamlama yöntemi ile doğru olarak çözmüştür. Aşağıdaki denklemlerden hangisi çözümün bir parçasıdır diyor. Evet, yine aynı şeyi yapacağız. x kare artı 4x tam kareye tamamlarken buralara bir şey ekleyeceğiz değil mi? Evet, x kare artı 4x sonra biraz boşluk eşittir 6. Şimdi bu boşluğa ne eklemeliyim ki ifademiz tam kare olsun diye düşünelim. Önceki sorularda bir örüntü vardı. Boşlukta olan ifade her neyse, şuradakinin yarısının karesiydi, öyle değil mi? 4'ün yarısı 2, 2'nin karesi de 4. Boşluğa 4 ekliyorum. Eklediğim için sağ tarafa da 4 ekliyorum. 2 artı 2, 4, 2 çarpı 2, evet 4. x artı 2'nin karesi diye hemen yazalım. Bu arada problemleri çözerken biraz sezmeye çalışmanızı istiyorum. Tam kareye tamamlamak için tüm aşamaları ezberlemeyin. Yani boşluğa yazdığımız şeyin neden bunun yarısının karesi olduğunu anlamanızı istiyorum. Başta da gösterdiğimiz gibi iki terimli ifadelerin karesini almayı tekrar ederek kendiniz de bunu görebilirsiniz. Her zaman aynı sonuç çıkacak. Evet, devam edelim. x artı 2'nin karesi eşittir 6 artı 4 yani 10. Dolayısıyla cevap B. Hadi bir soru daha çözelim. Evet, bir soru daha. 52. soru. Kemal aşağıdaki denklemi çarpanlarına ayırarak çözüyor. Hangisi çarpanlardan biri olabilir demiş. Dikkat edersek her bir terimde ortak bir çarpan var. Hepsi 5'e bölünüyor. Öyle değil mi? Böylelikle kafamda denklemi basitleştirmiş oluyorum. Denklemin her iki tarafını da 5'e bölüyorum. 0 bölü 5 zaten 0 edecek. Sol tarafında her terimini 5'e bölüyorum. 2x kare eksi 5x artı 3 olacak değil mi? Ve bunlar 0'a eşit. Burada 2x kare var ve 2 sayıyı çarpınca sonucu 3 çıkıyor. Şuraya bir daha yazayım. 2x kare eksi 5x artı 3 eşittir 0. Buraya denklemin iki tarafını 5'e bölerek ulaşmıştık değil mi? Bakalım burada ne işlemler yapabiliriz? 2x kare var ve bu sayılar ipucu olarak çarpanlara ayıracağımıza işaret etmişti. O yüzden sezinleme yoluna gidersek burası 2x artı bir şey. Mesela a diyelim. Bu ifade çarpı x. Neden x? Çünkü 2x çarpı x eşittir 2x kare eder öyle değil mi? Çarpanlarına ayıracağımız söylenmeseydi bunu anlamak çok da kolay olmayabilirdi. Çünkü ikinci dereceden kök formülünü de kullanabilirdik. Aslında ikinci dereceden kök formülünü burada kullanmak çok doğru değil. Çünkü zaten çarpanlarına ayırıp çözebiliyoruz. Bakalım sezgiyle düşünün dediğim şeyi uygulayabiliyor muyuz? 2x artı bir şey çarpı x artı başka bir şey. Evet. Bu ifadeleri çarparsak 2x çarpı x, 2x kare eder, 2x çarpı b, 2x b eder yani artı 2bx, sonra a çarpı x'ten artı ax ve son olarak a çarpı b'den de artı ab. Bakalım buradan ne çıkacak? Artı parantez içinde 2b artı a parantezi kapat çarpı x artı a çarpı b ve başında da bir 2x karemiz vardı öyle değil mi? Şimdi, şimdi bunları eşleştirebiliriz. Orijinalimiz buydu. O zaman 2b artı a şuradaki terimle aynı şey. Evet, buradaki terim. Buradaki terim de şuradaki terimle aynı olmalı öyle değil mi? Öncelikle şuradaki artı 3'ü bir düşünelim. 2 sayıyı çarpıp 3 bulmuşum. Demek ki ya sayıların ikisi de pozitif veya ikisi de negatif. Diğer ilginç nokta da şu. Birini 2 ile çarpıp diğeriyle topladığımda negatif bir sayı elde etmişim. Negatif sayılardan bahsediyorsak aslında olay şu. İki sayıyı birbiriyle toplayınca sonuç negatif çıkmışsa iki sayı da negatif demektir. Bu iki sayı negatif olacak çünkü sonuç pozitif eksi işareti olmayan iki şeyi toplayıp negatif bir şey elde etmişsem de o zaman ikisi de negatiftir. Bir bakalım o zaman. Eksi 3 ve eksi 1'i alalım. B eksi 1, A eksi 3 olursa o zaman 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eder. A da zaten eksi 3'tü. O zaman B eksi 1, A eksi 3'e eşit. Burada biraz daha güzel bir şekilde yazılmış aslında. Çözmenin bir yolu ikinci dereceden denklemi kullanmak ama bunu çözerken kullanılacak en azından benim bildiğim en iyi yol bu. A ve B'yi biliyoruz. 2x eksi 3 çarpı x eksi 1. İşte çarpanlarına ayrılmış hali. 2x eksi 3 mü, x eksi 1 mi şıklarda var? Hangisi bakalım? Evet, D şıkkı. Bir sonraki videoda görüşürüz.